Programa hoş geldiniz. Şu an saat 8.50 ve ben burada uyuyorum. Ama birazdan uyanacağım ve hazırlanmaya başlayacağım. Çünkü bugün karne günü. Ve şu an burada hayatı sorguluyorum. Ama sonra karne günü olduğunu hatırlayacağım. Bekleyin. Ve evet, şu an karne günü olduğunu hatırladım. Ve tabii ki her sene yaptığım dans yaptım. Şimdi de ayılmaya çalışıyorum. Yataktan kendimi kaldırmaya çalışıyorum. Ve tabii direkt tuvalete gidiyorum. Karne günü olduğu için aslında çok özel bir şey yapmayacağım bakım olarak. Her zaman yaptığım sabunla yüzümü yıkayacağım. Bunu zaten her gün yapıyorum, hafta içi hafta sonu. Hem kendime ayılmamı sağlıyor hem de yüzümü temizlemiş oluyorum. Burada yüz temizleme fırçamla yüz temizleme sabunundan İşte köpük alıp yüzümü temizliyorum. Sonra da elimle biraz ovalıyorum ve yıkıyorum. Sonra da kuruluyorum. Sonra direkt gardırobuma gidiyorum. Ben burası çok dağınık olduğu için özür dilerim. Toplamaya hiç vaktim olmadı. Artık 15 saatte toplarım. Burada kafamda kombinler oluşturuyorum. Ne giysem diye düşünüyorum. Çünkü akşamdan hazırlamamıştım. Sonra bu kıyafeti, bu altı ve üstü uyumlu bulduğum için bunları bir deneyeyim diyorum. Ama denemeden önce bir yüzüme, dudaklarım çok kuruduğu için lip balm sürüyorum. Yüzümü nemlendirmek açısıyla bir krem sürüyorum. Sonrasında uyandığımda özellikle çok karışık olan saçlarımı biraz taramaya çalışıyorum. Ve aşağı iniyorum. 15 taş çatlasa 20 dakika sonra kahvaltımı etmiş bir şekilde geri dönüyorum. O zaman saça geçebiliriz. Genelde karne günleri ya saçımı düzleştiririm ya da kıvırcıklaştırırım. Bu sefer kıvırcık değil de biraz bukleli bir kıvırcık olsun istedim. Çünkü kıvırcığı ben kendime yakıştırıyorum ve gerçekten yapmayı da sevdiğim modellerden. Ve o an saçımı böyle yapmak istediğim için maşamı alıyorum ve saçımı yapmaya başlıyorum. O saçlarım artık iyice uzadı ve iyice gürleşti. Bu yüzden saçımı yapmam neredeyse yarım saatimi alıyor. Bu yüzden karne günleri biraz erken kalkmaya çalışıyorum saçlarımı yapacağım için. Ve burada da şarkı falan söylüyorum. Burada saçlarımın yarısı bitti. Diğer kısmını yapmaya çalışıyorum. Ve burada da evet, buklemi gösteriyorum. Tabii bu saç muhtemelen karneye kadar böyle kalmayacak. Biraz inecek ama olsun. Saçım artık bitti. Saçımın üstünü elektriklenmesin diye keratin suyu sıkıyorum ve tabii ki olmazsa olmaz saç spreyimi de sıkmayı ihmal etmiyorum. Saçlarım da tamamen bittiğine göre artık yüzümüze geçebiliriz. Daha 8. sınıf olduğum için öyle çok bir makyaj yapmayacağım tabii ki. Sadece fotoğraf vesaire çekeceğim için yüzümde küçük dokunuşlar yapıyorum. Kaşlarımı taramakla başlıyorum. Şeffaf bir kaş tarama jeliyle kaşlarımı tarıyorum. Daha sonrasında aynı jeli kirpiklerime uyguluyorum. Bu kirpiklerimi çok azıcık daha kıvırtmama sağlıyor. Daha sonrasında da kirpik kıvırtıcısı ile kirpiklerimi kıvırıyorum. Ve allık sürüyorum. Yanaklarımda hafif bir kızarıklık istediğim için çok azıcık allık sürüyorum. Aslında çok azıcık değil, bayağı bir sürüyorum.
Daha sonrasında dudağıma renkli bir lip balm sürüyorum. Hatta rengi çok geldiği için birazını alıyorum. Ve yüzüm artık bitti. Sadece yüzüme bir sprey sıkıyorum. Bu sabitleme spreyi. Sonra da iyice yüzümde yaydırıyorum. Yüzüm tamamen bitti. O zaman ojelerimi de göstereyim. Oje olarak da tırnaklarımın ucuna bir kısmına sarı, bir kısmına da pembe. Şimdi çantamı hazırlıyorum. Çantamı öncelikle karneden sonra muhtemelen sinemaya gideceğim için arkadaşlarıma cüzdanımı koyuyorum bu yüzden. Ve o zaman size kombinimi detaylı bir şekilde gösterebilirim. Evet, o zaman artık kombine geçebiliriz. Kombin için biraz daha sportif bir şeyler tercih etmek istedim. Üstümdeki sweatshirt kendi markam ESC'den, ecrasuçoban.com'dan ürünün detaylarını öğrenip satın alabilirsiniz. Altım ise Bershka'dan. Ve artık kombinim de hazır. Artık takıya geçebiliriz. Evet, o zaman hemen takıya geçebiliriz. Takı olarak gümüş takılar kullanmak istedim. Boynuma böyle zincirli, trend, gümüş renkte bir takı kullanmak istedim. Bu kolyeyi gerçekten çok seviyorum ama takması biraz zor. Burada da bayağı bir uğraşıyorum zaten. Ve sonunda takıyorum. Saçımı biliyorsunuz bukleli yaptım ama saçıma böyle küçük bir parıltı istediğim için böyle ay şeklinde çok tatlış bir toka takıyorum. Evet, artık bütünen hazırım. Çantam, kombinim, saçım, hafif olan makyajım ve artık karneye gidebilirim. Arkadaşlar, artık klasikleşen videomun da sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bir benimle hazırlan çektim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben şimdi saat 10'da karnemi almaya gideceğim. Yaklaşık yarım saatim kaldı. Sizin de umarım karneleriniz istediğiniz gibidir. Ama istediğiniz gibi değilse de sakın üzülmeyin. İkinci dönem bence toparlayabilirsiniz. Benim de notlarımın aslında biraz daha yüksek olması gerekiyordu geçen senelere göre. Ama ben de ikinci dönem biraz daha çalışıp daha toparlayacağımı düşünüyorum. Bu tatili bence hem dinlenerek, hem çalışarak, hem arkadaşlarınızla güzel vakit geçirerek geçirebilirsiniz. Ve kendinize hedef koyabilirsiniz. Ben kendime bir sürü hedef koydum. Mesela ilk defa uçağa bineceğim. Antalya'ya gideceğim. İşte İstanbul'da buluşma yapacağım. Antalya'da da buluşma yapacağım vesaire. Arkadaşlarımla buluşacağım. Belki aşkım benimle ünlü çekerim. O yüzden yani bu 15 saati elimden geldiğince güzel, verimli bir şekilde geçirmeyi diliyorum. Hem sizin hem de benim için. Umarım hepinizin karneleri istediği gibidir. Hepinizin tatili çok çok güzel geçer. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada sevmeden geçemeyeceğim. Bu üstümdeki benim kendi markam olan Agency Jovan'dan. Üstümdeki kapşonluğu agencyjovan.com'dan satın alabilirsiniz. Aslında daha fazla ürünüm var sitemde. Ama bugün sadece sweatshirt giydim. O zaman kendinize iyi bakın. Ben sosyal medya hesaplarımdan yani Instagram'dan ESC by Agency Jovan'ı da takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Ne diyeyim? İyi tatiller mi diyeyim? Ne desem bilemedim. İyi tatiller diliyorum hepinize.